Canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlarım 5'li serimizde SML X-Large, large serisinde kolaydan zora doğru bir konu seçip o konunun tüm soru tiplerini sizlere göstermeye çalıştığımız, tüm zorluk seviyelerini sizlere göstermeye çalıştığımız serimizde bugün problemlerle devam ediyoruz. Yine problemlerin 3. videosu olmuş olacak. Problem sorularını nereden seçtim arkadaşlarım? Tabii ki de 40 soru serisi, kendi yazdığım kitap problemler fasikülümden seçtim arkadaşlarım. Ee, problemler fasikülümün kampına katılmayan arkadaşlarım varsa da mutlaka ama mutlaka tavsiyemdir. Netlerinizi zirveye ulaştıracak problemlerden soru kaçırtmayacak olan bir kitap arkadaşlarım. İçerisinde 320 tane soru var ve bütün sorular ÖSYM tarzında ÖSYM tadında ÖSYM ayarında. Evet gençler. Bu arada bu e, birazdan ekrana gelecek soruların PDF linkinde mevcut açıklama kısmına girerek buradaki linke tıklayıp ister telefonuna, tabletine indirebilirsin, bilgisayarına indirebilirsin. Bunların çıktılarını alıp benle birlikte çözmeye gayret gösterebilirsin. Abone olduysan ve videoyu da beğendiysen geçelim dersimize. Evet ilk sorumuz olan small surya bir beraber bakalım. Hadi gençler bir otobüs firmasının iki farklı otobüsü A ve B kentlerinden birbirine doğru aynı anda sabit hızla harekete başlarsa 4 saat sonra karşılaşacaklardır. Eğer bu otobüslerden yavaş olanın hızını iki katına çıkarıp yola çıkarsa 3 saat sonra karşılaşacaklar. Buna göre hızlı olan otobüsün hızının yavaş olan otobüsün hızına oranı kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi şöyle ki eğer ki bir A ve B kentimiz var tamam mı? A kentinden çıkanın hızına ben VA desem B kentinden yola çıkanın hızına da VB dersem eğer bunlar birbirlerine doğru hareket ettikleri için bağıl hareketten kaynaklı hızları toplanır. Yani VA artı VB olur ve tüm yolun uzunluğu da VA artı VB çarpı 4 olur çünkü 4 saat sonra karşılaşacaklarmış. Şimdi burada yavaş olanın hızı varsayalım ki B olsun. Ee, VB yavaş olanıymış tamam mı? B kendinden hareket eden araç yavaş araç. E bu diyor ki hızımı iki katına çıkarırsa diyor. Yani VA artı 2VB olursa eğer bu şekilde de 3 saatte karşılaşıyorlarmış. Yani yol 3 saatte bitiyormuş. O halde bunların ikisi de yola eşit olduğuna göre artık bu iki ifade birbirine eşittir diyeceğim. Yani 4 çarpı VA artı 4 çarpı VB eşittir 3 çarpı VA artı 6 çarpı vb demem gerekiyor. Burada 3 va'yı karşıya gönderirsem va gelir. 4 vb'yi karşıya gönderirsem de 2 vb gelir. Ve bizden ne istemişti? Hızlı olan otobüsün hızının yavaş olan otobüsün hızına oranı kaçtır diye sorulmuştu. Görüldüğü üzere yavaşın 2 katı kadar bir hızı var. Hızlı olanın demek ki oran kaç olacakmış? 2 sevgili gençler. Doğru cevabımız b şıkkında verilmiştir deriz. Devam edelim medium sorumuzda. Bir manav elindeki 240 adet domatesi aşağıdaki gibi paketliyor. Domateslerin yarısını 3 veya 6 domateslik kutulara yerleştirmiş. Şimdi zaten 240 tane olduğunu biliyoruz. Demek ki 120 tanesini 3 veya 6 domateslik kutulara yerleştirmiş. Diğer kalan yarısını da 12 domateslik kutulara yerleştirmiş. Yani 120 tanesini 12 domateslik kutulara yerleştirdiyse ben hemen 120'yi giderim 12'ye bölerim. Derim ki 10 tane kutu kullanmıştır. Yani 12'lik kutudan 12 domatesli kutudan 10 tane kullanılmıştır diyebiliriz. Pekala kullanılan tüm kutuların çeyreğine eşitmiş 12 domatesli kutuların sayısı. Yani ben bunu 10 bulmuştum. E 10 hangi sayının çeyreğidir? Tabii ki 40'ın. Demek ki tüm kullanılan kutuların adedi 40 olacak. O halde ben toplam 40 tane kutu kullandığımı biliyorum artık. Bunlardan 10 tanesi 12'lik domates kutularına ait. Diğer 30 tanesi de o halde 30 tanesi de 3 veya 6'lık yani 3'lük ve 6'lık kutuların toplam sayısı olacak. Şimdi ben diyorum ki 3'lük ve 6'lık. Tamam mı? Kutularda boş yer kalmamıştır. 3 domateslik kutuların sayısı soruluyor bize. Şimdi ben üçlüklerden x tane kullanmış dersem eğer. Altılıklardan kaç tane kullanmıştır? Tabii ki de 30 eksi x tane kullanmıştır. O halde ben tüm domateslerin sayısının yani üçlük ve altılıklara konulanların hepsinin sayısının 120 olduğunu biliyorum. Bununla bunu çarparsam toplam 3 x tane domates artı. Bununla bunu çarparsam 180 eksi 6x tane domatesim olur. Bu da bana 120'yi verir derim. 120'yi bu tarafa ve şuradaki 3x eksi 6x'den 3 xi sağ tarafa gönderirsem 60 eşittir. 3x olacaktır. Ve tabi buradan x kaç gelir? 20 gelir. Şimdi bizden ne istenmişti? Bakın. Üçlük domates kutularının sayısı. Ben üçlüklere x tane demiştim. X'i de 20 bulduğuma göre cevap e şıkkı olacaktı. Medium sorumuz bu şekildeydi. Ve şimdi devam ediyorum large soruyla. Dikkatli bir şekilde dinlemeniz gereken bir soru gençler. Anlaması biraz zor olabilir ama merak etmeyin güzel anlatacağıma eminim. Arkadaşlar diyor ki bir tartma işleminde iki tartıdan birincisi gerçek ağırlığın %3 fazlasını, ikincisi ise gerçek ağırlığın %5 eksiğini göstermekte. Gerçek ağırlığı 144 kilogram olan bir patates çuvalı iki parçaya ayrılıyor. Ağır olan kısmı birinci tartıyla. Şimdi birinci tartımız %3 fazlasını gösteriyordu. Artı %3 dedim. İkinci tartımız %5 eksiğini gösteriyordu. Eksi %5 dedim. Toplamda 144 kilogram olan bir ağırlık vardı ortada. Ve bunu iki parçaya ayırdık ama eşit parçalara ayırdığını söylemiyor bize. İki parçaya ayırmış ve iki parçadan birinci parçayı ilk tartıyla yani %3 fazla gösterenle ikinci parçayı da %5 eksik gösterenle tartmış. Pekala bu iki tartım tartma işleminde ölçülen ağırlıkların toplamı 144 kilogram olduğuna göre. Bakın toplamda 144 kilogram olan bir ağırlık vardı zaten. Bunu parçalara ayırdım. Fazla ve eksik gösteren tartıların üstüne koydum. Buradaki tartıların gösterdiği göstergelerin toplamı yine bana 144'ü verdi. Yani gerçek ağırlığı verdi. Ağır olan patates çuvalı gerçekte kaç kilogramdır diye sorulmuş. Öncelikle değişmediğine göre demek ki bir denge durumu söz konusu. O halde ben burada şunu yaparım. %3 fazla gösterenle 5x kadar bir tart, 5x kadar bir patatesi tarttıysam, %5 eksik gösterenle 3x kadar bir tartım yapmışımdır. Böylelikle şurayı çarptığımız zaman 15, burayı çarptığımız zaman 15 denge kurulur ve yine 144'ü gösterir. O halde toplam 8x kadar bir patatesim vardı ve bu da 144 kilogramdı. Eğer 8x 144 ise bizden istenen şey ağır olan patates çuvalı gerçekte kaç kilogramdı? E şimdi ben burada ağır olanı 5x'i soruyor. 8x 144 ise 5x acaba kaçtır diye sormamız gerekiyor bizim. Burada içler dışlar çarpımı yapacağım. Yani 5 çarpı 144 bölü 8 bana cevabı vermesi gerekir. 4'e böldüm 2 burayı 4'e bölersem 36 tekrardan 2'ye ve 2'ye böldüm 18 5 kere 18 bana 90'ı vereceği için doğru cevabımız D şıkkında verilmiştir diyebiliriz. İşte burada kurnazlık yapıp da bu soruyu bu şekilde çözük yoksa normal şartlar altında şu şekilde çözüm aklımıza gelmesi gerekiyordu. Bunu örnek veriyorum. X kadarını burada tarttıysam 144 eksi X kadarını burada tartmışımdır. %3 fazlasını gösteriyorsa 103 bölü yüzde çarpmam gerekiyordu. %5 eksiğini gösteriyorsa 95 bölü yüzde çarpmam gerekiyordu. Toplayıp yine yüze eşitleyeceğim. 144'e eşitleyeceğim ve böylelikle X'i bulmam gerekiyordu. Ama ne yaptık biz? Kurnazlık yaptık. Umarım senin de bu şekilde kurnazlıklar sınavda aklına gelir. Evet gençler X'ler sorumuza devam ediyoruz. Ne demiş X'ler soruda bir okuyalım bakalım. İsmail bendeniz. Kenan, Kenan Kara hocanız. Kemal, VIP fizik Kemal hocanız. Şimdiki yaşları A, B, C. Ve x yıl sonraki yaşları da B-1, C 9 ve A artı 10 olarak verilmiş. Buna göre Kenan İsmail'den 7 yaş büyüktür. Kenan, Kemal Kenan'dan 1 yaş küçüktür. İsmail Kemal'den 4 yıl sonra doğmuştur. Şimdi bunlar birinci öncül, ikinci öncül ve üçüncü öncül diyelim biz bunlara. Onlar çıkmamış arkadaşlarım. Kusura bakmayın. Şu şekilde birinci, ikinci, üçüncü öncül dedik. Evet burada üç tane ifade var. Bu ifadelerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi şöyle düşünelim. Şu anki yaşları bu. X yıl sonraki yaşları da bu. Yani mesela bununla bunun arasındaki fark, bununla bunun arasındaki fark, bununla bunun arasındaki fark hep eşit birbirine değil mi? Evet eşit ama... Yani ben burada bir ton eşitlik elde edebilirim. Mesela b eksi 1'den a'yı çıkardım eşittir c artı 9'dan b'yi çıkardım. O da eşittir a artı 10'dan c'yi çıkardım falan yazabilirim. E tabi bana e, kısmi bir şekilde çözümde verebilir. Lakin, lakin bu bizim işimizi uzatır. Burada da yine bir kurnazlık daha peşindeyiz biz. Şöyle ki şimdiki yaşlarını toplarsam A artı B artı C gelirken X yıl sonraki yaşlarını toplarsam A artı B artı C artı 18 geliyor. Yani X yıl sonra bunların her biri ikisel yıl büyümeyecek mi? Evet. O zaman A artı B artı C'den A artı B artı C artı 18 oluyorsa 3X 18'dir. Ve böylelikle x'in 6 olması gerektiğini tabii ki de söyleyebilirim. Yani ben her birinin x yıl sonraki yaşlarını buluyordum ya. Aslında o x 6'ymış gençler. Şimdi a'ya 6 ekleyince b-1 elde edildiğini görüyorum. a artı 6 eşittir b-1. Eksi 1'i bu tarafa gönderirsem a artı 7 eşittir b'yi elde ediyorum. Yani ben İsmail'in yaşına. 7 ekleyince Kenan'ın yaşını buluyorum. O halde Kenan İsmail'den 7 yaş büyüktür öncülü bizim için doğru bir öncüldür. Kemal Kenan'dan bir yaş küçüktür demiş. Bakalım Kemal ile Kenan arasında nasıl bir bağlantı kurabiliriz? Hemen bunu kontrol edelim. Öncelikle sevgili arkadaşlarım burada e, ben B ve C arasında B'ye 6 ekleyince C artı 9'u buluyorum. Yani B dediğim şey C'den 3 fazlaymış. O halde gençler Kenan'ın yaşı Kemal'in yaşından 3 fazladır diyebilirim. Ama diyor ki Kemal Kenan'dan bir yaş küçüktür. Hayır 3 yaş küçük olacaktı gitti. İsmail Kemal'den 4 yıl sonra doğmuştur diyor. Şimdi İsmail burada Kenan burada Kemal burada artık o açık. Kemal ile Kenan arasında 3 yaş fark olduğunu, İsmail ile Kenan arasında 7 yaş fark olduğunu bulmuştuk. O zaman İsmail ile Kemal arasında 4 yaş fark vardır. İsmail Kenan, Kemal'den 4 yıl sonra doğmuştur ifadesi benim için doğru bir ifadedir. Cevabımız 1 ve 3 olacaktı. Yani cevap D şıkkında verilmiştir diyeceğiz gençler. Evet güzel bir soruydu. Devam edelim. Arada bir aksırık tıksırık falan geldi hasta olduğum için. O yüzden oraları editlemek zorunda kaldım kusura bakmayın. Devam. XX'ler sorumuz ve son sorumuz. Şimdi bu daha önceki yıllarda yani 2013 veya 2014 olması lazım. Çıkmış bir sorunun aslına bakarsanız benzeri. Lakin işte seneler geçtikçe yani 2013'te çıkmış olsa 11 yıl geçmiş üstünden. Bunu 2018'deki 2019'daki öğrencilere o tayfaya 2018 tayfaya 2019 tayfaya anlatırken daha hiç zorlanmadan anlatabiliyorduk. Lakin 2024 tayfaya bunları anlatırken biraz zorlanıyoruz. Sebebi mi? Çünkü eskiden 2017'ye kadar taban aritmeti diye bir konumuz vardı müfredatımızda ama artık yok. Ve bu e, soruda taban aritmeti konusunun bir kazanımını ölçmek için yazılmış bir soru aslına bakarsanız. E, ama şu an taban aritmeti ve tabi siz de açıkta 2013'ün 2014'ün sorularını tabii ki de çözmüyorsunuzdur. E, 11 yıl geçmiş aradan çözseniz güzel olur aslında ama e, Tabi e, sınav sistemi bile bir kere farklı yani hani YGS, LYS'den bahsediyoruz. Dolayısıyla çözmüyorsunuz. Çözmediğiniz için de bu tarz sorulara aşina olmuyorsunuz ama ben size bu sorunun karşımıza bir şekilde çıkabileceğini anlatmak istiyorum. Bu yüzden de XXL soruya böyle bir soru koydum. Dikkatli bir şekilde dinlemenizde fayda var. Öncelikle aşağıdaki şekil özel amaçlı bir araca takılan ve 4 bölümden oluşan bir kilometre sayacını göstermektedir denilmiş. Bu sayacın en sağındaki bölümü otomobilin hareketiyle sıfırdan başlayarak her kilometrede bir artan rakamları göstermektedir. Bu gayet doğal. Bütün bölümler 7'den sonra 8'e geçmeyip sıfırlanıyor. Ve bir sol bölümdeki rakamı 1 arttırılıyor. Hmm. Örneğin araç 40 kilometre yol aldığında sayaçta 50 sayısı görünüyor. Buna göre araç 100 kilometre gittiğinde sayaçtaki aşağıdaki sayılardan hangisi görünür diye soruluyor. Şimdi 40 gittiğinde nasıl 50 görünür bunu ee, anlamamız lazım. Ondan önce de şuna bir parmak basmamız lazım. Gençler, öncelikle şunu düşünün. Biz onluk sayı tabanını kullanıyoruz. Onluk sayı sistemini kullanıyoruz. Onluk sayı sisteminde 10 tane rakamımız vardır. Ve eğer bu şekilde bir e, sayı kullanıyorsak sıfırdan başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dedikten sonra onluk sayı sistemini kullandığımız için ona geçmiyor ve sıfırlanıyor. Yan tarafı bir arttırıyor. Böylelikle 10'u görüyoruz. Yani artık onluk sayı tabanında bir sonraki haneye bir sayı yazmış oluyoruz ve birler basamağı sıfırlanmış oluyor aslına bakarsanız. Peki burada kullanılan 8'e geçmiyor 7'den sonra 8'e geçmiyor demek ki 8'lik sayı sistemiymiş bu. Yani 8'de bir bir tekrar söz konusu olacak. 8'de bir tekrar varsa ve ben normal şartlar altında burayı 40 defa değiştirmem gerekiyorsa... 40'ı giderim bir güzel 8'e bölerim. 8'e böldüğüm takdirde 5 defa vardır. 5 kere 8 40 yapar ve çıkardım 0 derim. Kalan 0 ise son basamak 0 olacaktır. Ve şu yan taraf da demek ki 5 defa değişecekmiş. Çünkü 40'ın içerisinde 8 5 defa ya o halde burada da 5 yazar. Bak 40 kilometre gittiğinde 50 yazmasının sebebi işte budur 50. Gördünüz mü? Pekala 100 kilometre giderse kaç yazar? Şimdi artık anlaması daha basit oldu. 100'ü ben 8'e böleceğim. 100'ün içerisinde 8 12 defadır ve 8 kere 12 96'yı verir bize çıkardım 4. Bu 4 ne demek? Birler basamağında 4 yazacak demek. Hadi bakalım eyvallah. Şimdi 12 yani şurası onlar basamağı dediğimiz kısım sağdan ikinci hane 12 defa değişecek ama 12 defa değişirken 12'ye kadar gitmesine imkan yok. Çünkü 8'de bir sıfırlanıyordu. O halde ben bu sefer de 12'yi 8'e böleceğim. Bir defa vardır 8 çıkardım kalan 4 oldu. İşte buradaki 4 de bu 4'tür. Ve şu son hanede şurası bir defa değiştiği için 1 yazar. Yani cevabım 144'tür diyebilirim. Aslına bakarsanız olay şu. 100'ü 8'e böldük. Eskiden böyle anlatırdık biz. 12 geldi. Kalan 4. 12'yi 8'e böldüm kalan 4 ve burada da bir bak şu şekilde okuttururduk eskiden öğrencilere. 144 yazarmış diye okuttururduk cevabımız da değişik olacaktı sevgili arkadaşlarım. Evet 5 tane birbirinden güzel sorular çözdük. Ee, small sorusu bile biraz uğraştırıcı bir soru. Siz de fark ettiniz biliyorum. Ama dediğim gibi artık ÖSYM tarzı sorular çözmemiz gerekiyor bizim. Ee, ama hani şöyle düşündüğümüz zaman x-large soruya göre de buradaki small soru gerçekten small kalıyor açıkçası ee, bunları da düşünmekte fayda var ee, açıklama kısmında pdf'iniz mevcut oradan tek tıkla indirebilirsiniz arkadaşlarım ve çalışabilirsiniz bu şekilde ee, videonun başında da söylediğim gibi problemler kampımı hala görmeyen hala bilmeyen ve çalışmayan varsa lütfen size ricam sevgili arkadaşlarım sınava girmeden önce o soruları mutlaka görün o soruları mutlaka deneyimleyin çünkü ciddi anlamda problemlerinizi geliştirebilecek bir kamp TYT'de hala bak MSU'dan bir ders çıkar artık TYT'de hala problemlerden soru kaçıran varsa o soruları mutlaka kaçırmayın neden çünkü 30 tane matematik sorusu var sınavda ve bunların 13 tanesi problem eğer sen problemlerden soru kaçırıyorsan ve derece hayal ediyorsan ve yüksek bir sıralama hayal ediyorsan lütfen sevgili arkadaşlarım bu hayali bırak bu kitabı al ve hemen anında bitir. 320 tane soru senin için ne kadar zor olabilir? Senin için yani günlük 2 tane testini çözsen, 2 te, bir testte 8 tane soru var. 2 tane testte 16 tane soru var ve 16 tane soru çözerek günde 20 günde bu kitabı bitirebilirsin. Ve ciddi anlamda emek sarf edilmiş. Ciddi anlamda çok güzel soruları var. Her sayfasında ÖSYM tarzı problemlerin olduğunu zaten dile getiriyorum. Her seferinde fırsat buldukça herhangi bir sayfasını açtığınız zaman herhangi bir şekilde ÖSYM tarzı olmayan bir soruya rast gelmiyorsunuz gençler. Ciddi anlamda bütün ÖSYM sorularını inceledim. Sık dokudum. Size çok güzel bir fasikül hazırladım. Bu fasikülden faydalanmanızı rica ediyorum. Sonraki sorularımızda sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.